Hadi bakalım. Rabbimin 99 ismiyle bismillah. Hadi evlatçım benim. Afiyet olsun. Bu nasıl bir yarım? Gönül kapısından çıkan yarım bu. Herkese selamlar sevgiler. Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra ilk defa bu formatta bir video ile karşınızdayım. Arayı biraz açtık ama bundan sonra daha sık videolarla da karşınızda olacağım. Şimdi bugün neredeyim? Bugün İstanbul Avcılar'da, Merkez Mahallesi'nde yakın bir yerde Rumeli pilavcısı Haluk Baba'ya geldim. Haluk Baba'yı çok eskiden beri, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben liseyi Avcılar'da okudum. Avcılar da çok iyi bilir, Avcılar Endüstri Meslek Lisesi'nde. Oradayken böyle Haluk Baba'nın yanına biz bir pilavını yemeye gelirdik. Aradan kaç yıl geçti bilmiyorum ama Haluk Baba burada bayağıdır eski. Hatta önceden aşağıdaydı biraz dükkanı. Tam olarak nerede? Burası Avcılar Merkez Mahallesi. Hemen yan taraf Marmara Caddesi. Şöyle bir gösterelim orayı da. Marmara Caddesi'nden böyle yukarıdan girdiğiniz zaman biraz aşağı 2 ya da 3 sokak aşağı inip sola doğru döndüğünüzde zaten Haluk Baba'nın önüne çıkarsınız. Ya da aramak istemiyorsanız böyle haritalardan da Rumeli Pilavcısı Haluk Baba diye yazdığınızda zaten çıkacaktır. Şimdi ben lafı çok fazla uzatmıyorum. Hem gidelim içeride Haluk Baba ile sizi tanıştırayım. Güzel bir pilavla güne başlıyoruz. Haluk amca kolay gelsin. Çok teşekkür ederim canım benim. Hoş geldin hoş tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Hoş geldin canım benim. Bu tarafa doğru. Allah razı olsun. Haluk amca yine bol kepçesin. Çok şükürler olsun. Evlatlarımızı doyuruyoruz. Haluk babacığım kolay gelsin. Allah razı olsun. Ben bir tat tavuklu alacağım. Bir porsiyon tavuklu. Tamam. Hemen yapıyorum evlatçım bir. İki güne bir buradayız yani. İki günde bir. Evet. Tavuklu değil mi? Güzel evet, olur. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Rabbimin 99 ismiyle bismillah. Hadi evlatçım benim. Afiyet olsun. Babacığım hoş geldin. Yarım alayım. Yarım neyli olsun? Şimdi yarım Haluk Baba'nın yarımı göstereyim ben size. Göster babacığım benim. Bismillah. Haluk Baba bu nasıl yarım ya? Canım benim. Bu nasıl bu, bir yarım? Gönül kapısından çıkan yarım bu. Yarım geldi değil mi babacığım benim? Allah razı olsun. Başka bir isteğin var mı? Yok hocam. Babacığım bu sizin. Eline sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Aman dedesine gelmiş. Aman. Bu kadar mı param varmış? He? Tamam dedeciğim benim. Bu kadar parası varmış. Ne istiyorsun dedem? Söyle bakayım bana. Ayan yardımcı olalım. Ben biraz duyamıyorum. Ciğerli tavuklu istiyormuş. Ciğerli tavuk. Abi ciğerli tavuklu mu istiyorsun? Evet. Aman. Kıyamam ben dedeme. Kaç kişi olacaksınız dedem? Ya, Haluk amcaya sınav var ya böyle izlerken bir şey anlatmak istemiyorum ya. Onlar gariban. Onlara verip şey yapıyoruz. Çok, o parayı çok almamın oldu. Sebebi sevgili kardeşim dilenmeyi öğrenmesinler. Yani parayla almasını bilsinler diye. Yoksa çocuklarımız atıyorlar sokağa, dileniyorlar. Yazık günah. Ama onu yaptığında bir sorumluluk altında olduklarını biliyorlar. Ben de o yüzden onlara biraz daha torpilli yapıyoruz tabii bu arada. Çok şükürler olsun. Onlar da bizim evlatlarımız. Onlara her zaman torpili var diyorsun ha? Hadi bakalım. Olsun, olsun. Hem tavuk hem ciğer. Hem tavuk hem ciğer mi istermiş? Evet. Verir dedeciğim kızım benim. Selam. Hadi bakalım. Aleyküm selam sevgili kardeşim. Hoş geldin. Avcılar Belediyesi geldiniz. Allah razı. Aynı veya sen ne yapıyorsun? Bir canlı lezzetimi satmak ister tabii misin? Tabii masaya geçeceğim birazdan zaten. Tamam, sen bir taraftan arkadaşların siparişlerini de hazırlayadır. Hem de ben sana soracaklarım var. Haluk Baba burası bak biz ta lisedeyken gidiyorduk senin yanına. Kaç yıl oldu toplam Haluk amca? Efendim? Toplam kaç yıl oldu burada? Toplam seyyarla başlamıştım. 15. yılım. 15 yıl. Rabbime şükürler olsun. Maşallah 15 yıl dile kolay. 2000'le beraber 15 yıldan beri yavaş yavaş. İkimizde annelerle şey yaptık. Hepsi annelerimizin elinden çıkan emekler bunlar çocuklar. Haluk amca mesela bu hazırladığın fiyatı ne kadar şu anda hazırladığının? Şu hazırladığım, şimdi hazırlayacağım, size göstereceğim. Gram olarak da söyleyebilirim. 600 gram. Sadece 40 lira efendim. Bu 40 lira sadece bu şekilde. Sadece 40 lira bu. Şeyim, pirincim, lüks Osmancık pirinci de nohutun 8-9 milimlik nohuttan kullanıyorum. Çok lezzetli. Etleri de pilavla beraber alabiliyoruz değil mi? Yemekler şöyle çocuklar, 3 çeşit şurada gördüğünüz yemekler hepsi etlidir, tavuk eti, kıymasından tut. 3 çeşit örneğin ana yemek, çorba, pilav. Sadece suyunla beraber burada yediklerinden suyunla, ekmeğinle sadece ve sadece 60 lira. Sadece şeylerin misafirlerime, müşterilerime ben hiçbir zaman müşteri demem. Misafirlerime
Sadece 3 çeşit 60 lira efendim. Bu arada Cem Bey kardeşim şunu belirtmek istiyorum. Buyur Ali. Özellikle şekilde belirtmek istiyorum. Bizim gibi, bizim 60'ı devirmiş duayenlerin, benim büyüklerimin duayen olarak bu lezzetleri imal edenler, piyasaya çıkaranlar, duayen abilerime, amcalarıma, ellerinden hepsi Türkiye'nin hangi bölgesinde, hangi köşesinde olursa olsun onların ellerinden öpüyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü o emekleri çıkarmak çok önemli, çok zor ama hepsinden Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Türk mutfağı dünyada bir numara. Kesinlikle öyle bir konu. Herkes anlar anlamaz, biz anlatmaya uğraşıyoruz. Dilimizin döndüğünce, emeğimizin geçtiğince, yaşımıza müsait, biz anlatmaya uğraşıyoruz. Bütün benden büyük olsun, küçük olsun bu lezzetleri sunanlara çok teşekkür ederim. Ellerinden özellikle öpüyorum. Biz de. Bu pilavın ana maddesi kemik suyu Cem Bey kardeşim. Kemiklerimizi 3-3 saat kaynatıyoruz. O kemikleri tereyağı ve Türkiye'nin en güzel yağlarından, isim vermeyeceğim, en güzel yağlarından, en kalite yağlarından kullanıyoruz. Bir de bizim pilavımızın en büyük özelliği, biz her saat başı buraya çıkardığımız için hiçbir şekilde, yani gündüzün diyelim 11'de geçip de gece 12'ye kadar değil. İstersen bekle saatin şeyin, yarım saat 40 dakika sonra yine yenisini koyacağız. Benim misafirlerim, Haluk amcalarını tanıyorlar. En iyilerine layık insanlar. Haluk baba, bir porsiyon standart karışımdan hazırla. Onu gösterelim. Onu bir de masada tadalım bakalım. Tamam babacığım benim. Pilavını ekledin. Çiftlik tavuğunu ekledin. Evet. Karışığa bir de ne geliyor Haluk baba? Ciğer. Ciğer. Patates kızartması. Bu patates kızartması kendi imalatımız. Hiçbir şekilde buzhaneden değil. Kendimiz soyuyoruz, patatesi alıyoruz. Şeyde, fritözde güzel kızartıp Haluk baba, bu soruyoruz efendim. Bu karışım şu anki fiyatı nedir? Efendim? Karışım şu anki fiyatı nedir? Karışım şu anda 55 lira. 55 lira. Porsiyonu 45 lira. Porsiyonu 55 lira efendim. Bu porsiyon 55. Ben şimdi onu alıyorum. Masaya geçiyorum Haluk babacığım. 50 gramdır. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun efendim. Hayırlı işlerin olsun. Evet, şöyle karışık bir pilav aldım. Yanında ciğer var, patatesi. Ayrıca bir patates daha var. Bir de böyle tavuklu pilavım var. Yanında da açık ayran geldi. Az önce Haluk babanın da söylediği gibi bu şekilde... Aa, misafir geldi. Al. Al, sen de al. Ne diyordum? Ha, bu şekilde fiyatı 55 lira. Bir de bunun az porsiyonu oluyor. Az porsiyon dediğimde bundan bir kaşık, iki kaşık az yani. Haluk Baba'da az porsiyon diye bir şey yok. O da 45 lira. Yanında ayran da söyledim ben. Ayranın ne fiyatını öğreniriz ayranında. Zaten birazdan bunu izlerken bir fiyatları detay olarak sokarız. Orada da fiyatlarını görürsünüz. Şöyle uçmasın. Yanında şu şekilde turşusu da geldi. Şunları da şöyle dökeyim ben. Şimdi buna ne gider? Buna pul biber gider. Değil mi? Azıcık pul biber ekliyorum şöyle. Bana göre pilavın olmazsa olmazı karabiber. Şöyle bol bol da karabiberini ekleyeyim. Vallahi. Valla Haluk Baba'nın burada zaten gelen giden herkes, özellikle öğrenciler. E tamam, bir dur ya, bir rahat ver. Bir sal. Tamam tamam, bir dur. Güzel kardeşim, bekle. Al bir git. Ben şimdi şundan bir iki lokma alayım. Yoksa bunlar yedirmeyecek bana. Yani müsaadenizle başlıyorum. Yıllar önce nasıl yediysek o pilavı seyyarda, aynı şekilde devam ediyor Haluk Baba. Zaten söylediği gibi sürekli böyle yeni tencereleri takviye yapıyor. Yani gün içinde böyle 8-10 kere yeni pilav yapıyor. Böyle tane tane mis gibi pilav. Fiyatı da çok uygun. Özellikle öğrenci kardeşlerim çok sevecekler burayı. Zaten müdavimleri genelde öğrencilerden oluşuyor. Biz de öğrenciyken geliyorduk. Yine öğrenciler geliyor. Ben yavaş yavaş videoyu kapatacağım ama
Pilava devam edeceğim. Porsiyon biraz büyük. Anca bitiririm. Söylediğim gibi bu şekilde fiyatı 55 lira. Avcılar'da hemen Marmara Caddesi'nin yukarıdanınca solunda kalıyor. Haluk Baba'ya gelirseniz benden çok çok selam söyleyin. Şöyle güzel pilav yiyin. Gelin onunla biraz sohbet edin. Neşeli bir adam. Böyle herkese ayrı ayrı ilgilenir. Benden de selam söylerseniz çok memnun olurum. Ben şimdi pilava devam ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.